muhteşem bir kalabalık. Evet. Bu nedir? Yılbaşı dolayısıyla ama. Şimdi biz çocukları sevindirmek için yılbaşı hediyesi dağıtıyoruz. Yani aşortmanından tut, tabanlar. Mesela pijama olsun, çocuklara güzel kazaklar veriyoruz. Yani çorap dersek, taban dersek, aşortman dersek, yani hediye veriyoruz yılbaşı için, çocukları sevindirmek için. Hemen 10 köyden hemen var burada. Hangi köyler mesela? Yeşilköy? Yeşilköy, Bahçeköy, Kaldırım, Kaldırım'dan geliyor, Karahmeti'den geliyor, Adana'dan geliyor, Hazırba'dan geliyor, Yamalı'dan geliyor, Adana merkezden de geliyor. Hepsinden geliyor. Evet, hemen. Bunu her sene yapıyorsunuz. Her sene, yani Kurban Bayramı da oluyor, Şeker Bayramı da oluyor. Evet. Şimdi de yılbaşında yapıyoruz. Ne kadarlık bir şey olabilir, yani bir rakam verecek olursak isteyelim. Çocuklar mı yani? Toplamda mesela. 2000 küsur olabilir. Hayır, bugünkü değil mi? Bugünkü, evet, 2000 kişi geçecek. 2000 kişi geçecek. Bu çocuklara sevindirmek için bunları, bu hayırları yapıyoruz. Bu vatanımıza, milletimize yararlı, yani güzel bir asker, terbiyeli bir memur yetiştirmek istiyoruz. Derdimiz bu. Bir şey İlanen söylüyorum, dünya da duysun, eğer biz bu hayırlığı yapıyorsak, biz kendimizi Hazreti Ali'ye, Hazreti Muhammed'e, Fatıma Zahra, Hasan Hüseyin'e, Hazreti Hızır'a, Ehl-i Beyt'e sevdiğimizden, yani onların faziletlerinden biz bunları yapıyoruz. Evet. İnşallah da yapmaya da devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yaş pastası da getirdik çocuklara. Yemek vereceğiz. Yemek de vereceğiz. Yemekten sonra çocuklara yaş pastasını vereceğiz. Evet. Halal hoş olsun. Evet. Yani biz burada, herkes bunu bilsin, biz bunları yapıyorsak saydığım gibi Hazreti Ali'nin, Hazreti Muhammed Hazretleri oluyor. İnşallah hayatlarımız da devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevap yapmak her zaman iyi bir şeydir. Hazreti Muhammed her zaman şerden uzak durun, sevaplara koşun demiştir. Biz de Hazreti Ali ve Hazreti Muhammed'in sözü ve Ehlbeyt'in sözüyle her zaman sevaplara koşuyoruz. Thank you.